Evet efendim kısa bir ara sonrasında MT piyasası programı noktalandırıp kaldığımız yerden beklenti Raporu programı ile devam ediyoruz ki az önce Filiz Hoca ve Murat Tufan'la konuştuğumuz takdirde bugün açıklanacak PCE rakamlarının oldukça önem arz ettiğini belirtmiştik. Çünkü önümüzdeki toplantılarda baktığımızda Fed'in faiz indirimi yönünde adım atıp atmayacağının sinyalini bize başlıca bir unsur olarak veriyor olacak ki baktığımızda yine uzmanlar tarafı Nisan'da çekirdek PCE'nin yıllık yüzde 2.75 seviyesine gerçekleşeceğini de tahmin ediyorlar. Tabii ki bu datayı bugün karşılıyor olacağız ki Murat Bey tabii Filiz Hocamızı az önce ağırladık ve veda ettik. Baktığımızda ons gümüş tarafını da konuşmuştuk. Hı hı. Altın tarafına da kısaca değindik. Ancak baktığımızda bakır fiyatlarında son zamanlarda bir agresifleşme vardı ve UBS de bakır fiyatlarının yıl sonuna kadar 11500 dolar ton 2025 ortasına kadar yine 12000 dolar ton veya üzerine çıkmasını beklediklerini bildirdi. Yapmış oldukları açıklamada diyoruz. Tabii ki e, nasıl yorumlamak lazım önümüzdeki evet. süreci. Bu arada Bakan Bolat'ın da açıklamaları var. Son dakika dakikayı de evet, şu paylaşalım sergilemişler. Negatif de, takvim etkisine rağmen geçen ay aynı göre ihracatımız %0.1 oranında arttı. Artık. Tabii bakır evet. fiyatları, gümüş fiyatları bunun hepsi ihracat ve ithalat kalemlerimiz açısından da Oldukça önemli ve haber masamızda zaten şu anda evet. Sayın Bakan Bolat'ın açıklamalarını da ekranımıza rejimizle birlikte paylaşmış oluyor. <laughs> Birazdan dış ticaret tarafına değineceğiz zaten. Değineceğiz <laughs> evet yani oraya bakıldığında tekrar konuşacağız. Şimdi bakır ve gümüş fiyatlarına baktığımızda zaten bir ucuz kalma söz konusuydu ve hep şunu evet. tartışıyorduk. Fed'in faiz indirimlerine başlayacak olması, küresel merkez bankalarının, ...faiz indirim patikasına başlayacak olması... ...bütün bunlar tabii ki... ...özellikle bakır fiyatlarını ve gümüş fiyatlarını... ...artıracak en önemli gelişmelerden bir tanesi. Ancak baskılanan en temel... ...sebeplerinden baktığımızda... ...Panama'daki değil mi grevler, lokavtlar evet. gibi... ...Şil'deki bu bakır madenlerindeki... ...asıl protestolar... ...bakır fiyatları ne yapmıştı... Ancak son dönemde o tarafta hem iş anlamında hem de bakırın çıkarılması anlamında sorunların ortadan kalktığını görüyoruz. Şimdi bakır fiyatlarının özellikle vadeli tarafını kontrol ettiğimiz zaman aslında hem 6 aylık süreçte hem de 1 yıllık süreçte çok ciddi bir şekilde aslında fiyatların yukarı gittiğine şahit olduk. Burada özellikle bakır vadeli işlemlerinde şu anda fiyatlar 4.630 dolar seviyesinde. Bir düzeltmeye kadar 4.500 dolara kadar gelebilir. Ancak bu genel trendi bozacak bir aslında yukarı yönde gidişat tık göstermiyor evet. Büşra'cığım. O yüzden ben gümüşün de bakırın da bu değerli metallerin de özellikle hem yenilenebilir enerji hem sürdürülebilir enerji hem de elektrikli araçların entegrasyonunda bu iki sanayi metalinde. <laughs> yukarı yönde gideceğini düşünüyorum. E, gümüş fiyatları da keza öyle. Biliyorsun altın fiyatlarını çok fazla konuştuk ve son dönemde 2500 dolara kadar jeopolitik tansiyonla birlikte hızlı şekilde gelindi. Ancak gümüş fiyatları zayıf kalmıştı. Ben bunu bir bayrak devir teslim töreni gibi de düşünüyorum. Hem şu anda jeopolitik tansiyonun biraz daha yatışması hem daha çok FED'in ve faiz politikalarını tartışıyor olmamız altın fiyatlarına bir baskı yaratmış durumda. Şimdi bugünkü data tabii ki çok önemli. <laughs> Bakıldığında ve bugünkü data eğer %2.7'nin üzerinde gelirse evet. burada şunu net bir şekilde tartışacağız Büşra. Yani Fed'in Eylül ayında faiz indirme olasılığı muhtemelen %30'ları %20'lere kadar evet. kayar. Yani güçlü bir PC datası gelince açıklanması durumunda burada Fed'in Eylül ayına dair beklentileri, yatırımcıların artık şu kabulün işe girecek, evet enflasyon çok katı ve Amerika Merkez Bankası'nın Faiz indirmesi için hiçbir gerek yok gibi bir tablo oluşur. Evet. Bu bize şöyle iki fiyatlamayı sebep olabilir. Bir tanesi güçlü dolar temasını devam ettirir. Evet. Bir tanesi altın fiyatlarını baskılar ve özellikle Amerikan endeksi'nde de kısa vadede bir satışı e, satışa neden olabilir. Aksi halde 2.7'nin altında gelirse bir anda Eylül'de bir tane faiz indirim olasılığı %65 olasılığa kadar belki %70'lere kadar çıkar. Tüm bunlar da bize şu tabloyu gösterir. Yatırımcılar bir anda risk iştahı yükselir ve risk iştahının yükselmesi güvenli limanlardan çıkış, endeksler gibi ya da Bitcoin gibi ve uzun vadede işte eee emtia fiyatları gibi oralara bir alış gelecektir. Şimdi ilk etapta tabii on altın fiyatlarında Güçlü dolardan etkilendik. Az önce doçent doktor Filiz Er şunu söyledi. Yani Avrupa Merkez Bankası'nın ya da diğer merkez bankalarının görece Amerika Merkez Bankası'ndan daha erken bir evet. faiz hamlesi yapacak olması yılın geri kalanında da Amerikan dolarını güçlü kılmaya devam edecektir. Ben sana burada e, bir soru geliyor aklıma. Yani 105'ler de zaten görece bence yüksek bir Amerikan dolar endeksinde evet. gösteriyor değil mi? Çok fazla artmasa bile bu seviyeler bile bence emtia fiyatını baskılayacak bir fiyatlamadır. Evet. Bilmiyorum ne dersin? Tabii şu an baktığımızda emtia fiyatlarındaki bir, bir, bir şu anda bir baskılanma süreci var ki dediğimiz gibi 10 saatin tarafında ralliler yaşanırken dolar endeksinin aslında yukarı doğru potansiyellenmesiyle birlikte 10 saatin tarafında da kar realizasyonlarının gelmiş geldiğini görmüştük ki baktığımızda bugünkü veri de tabii ki dolar endeks tarafından oldukça mühim olacak. Yine 10 yıllık tarafta da oldukça sıkı korelasyon kuruyoruz. Dün de Murat Tufan'la birlikte yine 10 yıllık tarafa tahvil faizleri tarafına da değinmiştik. 4.30 veya 4.35 bantları arasında seyreden yapının şu anda gelmiş olduğumuz noktada 4.50 seviyelerinde gerçekleştiğini ki olur da 4.70 seviyelerine yakın sadığımız durumda dolar, dolar endeks tarafında da xy tarafında da bir güçlenme olabileceği noktasında konuşmuştuk zaten. Evet. Hali hazırda dünkü sohbetimizde de. Ben de Diyoruz. bu arada şey hesaplıyorum ee, hı hı. gram altın fiyatını hesaplıyorum izleyeceğimiz evet. için. Şimdi... Kurda dolarda Merkez Bankası faiz artırdı Dün de rezervlerde gördük ki evet. hani rezervleri artıyor ve Türkiye'nin CDS'i de düşüyor. Şimdi gram altın yatırım yapanlar 10 saatin fiyatlarında bir baskı olursa diyelim ki 10 saat fiyatı şu anda ne kadar? 2350, 2350 dolar. Hani 2100 dolara kadar hı hı. düştüğünü farz edelim. 200, 2200 dolara kadar evet, bir evet. geri çekilme oldu diyelim. Ee, burada bizim dolar da eğer dolar fiyatımız da hı hı. E, 30 liraya düşsün, evet. Hadi 30 liraya kadar geri gelsin Bölü 31.11 dediğimde gram altın fiyatı 2.121 liraya kadar düşebilir. Şimdi elinde gram altınlı olanlar hı hı. ben açıkçası doların bu tabloda eğer hani ola ki dolar tarafında merkez bankası ve piyasa e, aktörlerinin e, TL lehine karar kılmaları devam ed ediyor ve Türk lirası güçleniyor ve 30 liraya geldik. Evet. Böyle bir durumda gram altın fiyatları 2.121 liraya kadar düşebilir efendim. Yani şu anda 2.400 lirada hesapladığım zaman dolarla 10 saatli fiyatını çarpıp onsun gram başına birim fiyatına birim değerine böldüğümde 2.150 lira çıkıyor. Yani uzun vadede gram altın fiyatları için benim genel görüntüm pozitif kalbre devam ediyor. Potansiyelini hesaplayalım. Yani 2121 liraya kadar düşebilir. Yıl sonu kur beklenti biliyorsunuz 38 lira evet, e, 38 sevgili. Evet, 38 bandında düşüyor diyor ki şu anda da baktığımızda 32.26 seviyesinde. 32.26 2431 seviyesinden işlemler gerçekleşiyor. 2.450 dolarda ons ortalama medyanı olsun. Yani evet, yıl genelindeki ortalamasını, ortalamasını alalım. Yine bakıldığında 2992 lira yapıyor. Evet. Yani 3 bin liraya yakın bir. Evet. O yüzden yani gram altın için ben hala bir potansiyel Hı -hı. olduğu kanaatindeyim. Sadece şu anda doların biraz yatay olması, gram altın 16 altın fiyatına biraz düşmesinden dolayı bir geri çekilme var. Ancak yıl sonunda özellikle ekonomistlerin çoğu Hı -hı. doların enflasyon kadar artmasını bekliyor. Bu da 36 ile 42 lira arasında bir fiyat aralığı var. Ben burada Birazcık böyle tam orta noktasından doları aldım, 38 liraya aldım. Hı hı. 2450 dolarda da ons altın fiyatı çarpı 31.11 dediğimde e, fiyatlamalarda hemen gram hemen, altın evet. fiyatları hala bir potansiyeli olduğunu da gösteriyor. Yani bunu niye söylüyorum Müşra? Çünkü bizim hani insanımız her zaman gidip de ons bazında, dolar bazında Tabii, evet. altın almıyor annelerimiz, babalarımız. Gram altın gram olarak alıyor, yastık, vardı, yastık evet. altın alıyor. Dün Sayın Cumhurbaşkanı'na sen de konuştuk yani ya hani özellikle yastık altı altınlar ekonomiye kazandırmada çok başarılı Hı. olamadık diye. Şimdi yaz da geliyor. Çok da düğün evet. daveti almaya başladık. Sen almaya başladın. <laughs> Başladım ben de. Evet, Bizim de Kadir kadar. evlenecek mesela. Biraz düşük düştüğü anda hemen Kadirin, almak evet. gerekiyor değil evet. mi? Yani <laughs> Onu 2000'de. da buradan mutluluklar diliyoruz. <laughs> Kadir düştüğü zaman evlen. Yani evet. 2100, biraz dolara bak. Dolar ve ons altın düştüğü anda hemen davetini Davetlerini de düşünmek <laughs> gerekiyor. Kesinlikle bizde düşünsün ya. Sadece Tabii kendini <gülüyor> değil. <gülüyor> tabii bu noktada Forex haberin 2024 sonuna ilişkin dolar TL anketinin yayımlandığını da söyleyeyim. Dün ki, konuştuk değil evet, mi onda? Konuşmuştuk konuda. Hemen bir özetle geçelim. Ankete katılan ekonomistlerin dolar kurunda yıl sonuna ilişkin medyan tahmini tahmin 38-30 olarak gerçekleşirken en yüksek ve en düşük tahminlerde sırasıyla 40.89 ve yine baktığımızda 37 TL olarak da güncellenmiş oldu. En yüksek oldu. 40 dedin değil Evet mi? en yüksek 40.89 en düşükte 37 TL olarak güncellenmiş şu anda ki Murat Tufan da zaten kısa ve orta vadede beklentilerini paylaşmış oldu bize genel perspektifte e, diyoruz. Evet ya burada hem Merkez Bankası 30'ların 30 altına çok düşmesini istemeyecek dememizin en temel sebebi zaten evet. konuşmuştuk rezervlerini artırmak istiyor. Bir taraftan da ihracatçının elini kolaylaştırmak da istiyor. Hala... Türk mallarını biraz daha ucuz işte yapıp hem Türkiye'yi teşvik anlamında hı hı. önemli hem de e, tabii ki ihracat üzerinden bir dolar girdisi sağlanmak isteniyor. Ancak genel gördüğümüz tablo, az önce Filiz Ergılmaz'la birlikte de konuştuk. Yani bu evet. politikanın en nihai sonucu ve en istenmeyen sonucu bir carry trade'e e açık hale geliyoruz. 2001 krizinde de maalesef bunu görmüş olduk. Hı. Yani yabancıya bir dolar kredisi çektirip burada Türk lirasına mevduat kredi faizi anlamında cennet hale getirdiğinde aslında kolay para üzerinden gelen Türkiye'ye bir para oluyor ve anlık olarak 3 aylık örnek veriyorum. Kredi çekip 3 aylık TL mevduatla kalmasında sonra parasını çekip gidiyor. Oradaki fark yine bizim... Cebimizden, Cebimizden gidiyor, vergi anlamında evet. ve enflasyon anlamında. Bu çok istenen bir tablo değil. Tabii ki Türkiye'ye doğrudan ve dolaylı yabancı girişi anlamında e, çalışmalar yaptığını da biliyoruz Sayın Bakan Şimşek'in. Kelly Trade'e sırtımızı dayamadık dedi. Ama genel görüntü şu anda Kelly Trade'e birçok kişinin sırtını dayadı. Noktasında, gibi gözüküyor, evet. evet. Evet efendim şimdi Amerika tarafını bir nebzede toparlamış olduk. Bugünkü karşılayacağımız 15.30'daki veri oldukça önemli dedi ki Murat Tufan eğer bugünkü karşılayacağımız enflasyon verisi beklentilerin altında gelirse ve yumuşarsa hı hı. dolar endeksinin zayıflamasına paralel risk iştahının artması altın tarafına alım getirebilir dedi ama diğer türlü beklenti üzeri yüksek gelirse Güçlü dolar endeksi altına satış getirebilir yorumunu da yapmış olduğu Değerli analizleri doğrultusunda diyoruz ki... Bugün Trump suçlu bulundu bu arada. Onda evet. Onu da aktaralım. Bugün de, evet öyle bir yani, tüm konumuz FET var. Tüm senaryosunu da değiştirebilir, değiştirebilir bir tablo. Çünkü, Katastrofik bir ortam yarattı şu anda tabii. gündemde. Ön plana çıkıyor oldukça tabii ki bu haber başlığı da 34 suçtan edeceğiz. efendim e, suçlu bulundu. 11 Temmuz'da kararı yani cezası belli evet. olacak. İşte ne olacak? bildiğimiz kadarıyla şu anda seçimlere girebiliyor. Hı hı. Ancak Donald Trump'ı yapılacak olan bağışların çok dramatik bir şeyde artmasını bekliyor. Çünkü ben, orada bir mağduriyet evet. doğdu. Ancak Amerika'nın seçim takvimini hı hı. değiştirecek bir noktaya gelirsek 11 Temmuz'a verilen ceza sonrasında bence tablo biraz da Fed aleyhine değişebilir. Yani o tarafta bir siyasi istikrarsızlık, Fed belirsizliğini de artırabilir ve bu belirsizlik fiyatlamada da Amerikan borsaları da o beklenen satışı getirebilir. Dün de seninle birlikte ele aldığımız evet. zaman özellikle S&P 500'ün şu andaki yıl sonu beklentilerinden %5 uzakta olduğunu gördük. Bunu diğer türlü okuduğumuzda %95'ini evet. S&P 500'ü zaten hedef fiyat olarak tamamlamış. Ulaşmış durumda oluyor. Ulaşmış %5 kadar bir kısım kalıyor. Ben açıkçası yani Amerika Merkez Bankası'nın hep söylüyorum. Bu sene faiz indirmekte aceleci davranmayacağını Hı. belirtiyorum ki Nil Kaşgari olsun, diğer Fed üyeleri de olsa hep bu yönde açıklamalar var. Yaparsa da zaten bunun üçüncü çeyrekte iletişimini kurarlar. Evet. Son çeyrekte de işte Kasım, Aralık gibi bilmiyorum ama oralarda bir faiz indirimi olur. O da hem seçimden dolayı hem de bence artık enflasyon noktasında Hı. ola ki emin görürlerse yaparlar. Ama hala Çin-Tayvan gerginliği meselemiz var. ABD tarafında seçimle ilgili bence belirsizliklerimiz evet. var. Her ne kadar şu anda Trump seçime gir, girebilse bile ama iki gün sonra belki bir ceza alacak 11 Temmuz'da bu 34 ayrı suça karşılık evet. bambaşka bir tabloda konuşabiliriz Büşra'cığım. Bilmem sen ne düşünüyorsun? Tabii ki siyasi tansiyon ve jeopolitik risklerin getirmiş olduğu etkiyle birlikte önümüzdeki süreç ki bahsettiğimiz süre zarfları da oldukça yakınsamış bulunduğumuz dönemlerden geçiyor. Kader belirleyici süreçler diyebiliriz bence aslında. Atlandırabiliriz bu noktada bu şekilde. Ya bu kadar şey saydı, sayınca da insan ister de evet. altında ne kadar aşağı gelir? <laughs> <laughs> Değil mi? Oraya çıkıyor cevap aslında sorumuz. Yani yine niye gelse ya da gelse evet. de neye o kadar çok aşağıda kalsın? Kalsın diye şey, bir soru yandı. Tablo var aslında. Yani bence Pandemiyle birlikte hem güvenli Hı -hı. limanların hem de güvensiz limanların riskli ve risksiz varlıkların aynı anda gittiği bir tablo da var. Yani bir, evet. alt, bir taraftan tahvil listesini tartışıyoruz biliyorsun. Hani Tabii. 10 yıllıkların ve 2 yıllıkların 5 yıllıkların geldiği tabloda. Evet. Bir taraftan endeksler hala çok aşırı pahalı mıydı tartışıyoruz. Bir taraftan diğer taraftan diyelim işte Amerikan doları çok mu pahalı? Ya da işte 10 altın fiyatlarında yeni rekorlar görür mü? Petrol miyse. bağışıklık mı kazandı? Yani ben evet. bu şeyde tabloda... Bir finansal sisteme yani altın ve gümüşün özellikle rekorlar kırma eğilimi yüksek olduğu noktada geleneksel ürünlerin bu kadar çok rağbet görmesinin e, finansal sisteme olan bir güvensizliği de gösterdiğini evet. düşünüyorum. Bir taraftan da enflasyondan dolayı insanları mecburen Amerikan borsalarında ve dünya varlıklarına da yatırım yaptırıyor. Yani aslında her şey yukarı gidiyor anlamsız bir yere. Evet. <laughs> yani sonuçta birinden biri yalan söylüyor. Tahvil de aynı anda gidiyorsa, onsalt aynı anda yukarı gidiyorsa, evet. Amerikan borsaları da aynı anda yukarı gidiyorsa keza orada bir e, ya hata evet, var uh -huh. ya da yeni dönemde artık bu konjonktürü evet. normal karşılamak lazım. Ben evet. hala normal karşılamayan taraftayım Müşra'cığım. Ki ben de keza size katılıyorum bu noktada. Murat Tufan'la birlikte yine e, genel perspektifte emtia piyasası ve parametreler noktasını değerlendirmiş olduk. Ama normal olduk. karşılamayıp değil, parayı kazanmamaktan kendimi geri bırakmam. Tabii, yine borsaya işim... girmem gerekiyorsa girelim. Ancak tabii. dikkatli olmak lazım. Yani Borsanın yukarı gitmesi demek, hı hı. onun tüm parametreler borsa yukarı götürecek etmenlerin doğru olduğunu da göstermeyebilir. Evet. Dikkatli olmak lazım. Tek bir sektöre bağlamadan. Düşünsene iki gün sonra Nvidia ile ilgili bir olumsuz haber geldi ve düştü. Tek tabii. bir hissen var Nvidia. O zaman ciddi anlamda ciddi dayak anlamda da yiyebilirsin. Tabii anlamda tabii sıkıntılar da oluşabilir. Nazlak onun sayesine gidiyor. Evet. Muhteşem yedili kağıtları sayesine en gidiyor. En yüksek ağırlıkta baktığımızda Nazlak'la tabii ki 310 Endeks tabii. olurken yani teknoloji hisselerinin en ağırlığı olan da Nasdaq olarak karşımıza ya onun çıkıyor. Onun karşılığında başka bir sektörle hemen evet. dengelemen gerekiyor. Bu dönem birazcık daha dengeli yani endeksler üzerinde olması davranmamız gerekiyor. gereken bir süre zarfındayız tabii, tabii, tabii. aslında. Yatırımcılar adına da bu noktada e, ışık tutmuş oldu Murat Tufan dedik. E, Fed cephesini bu şekilde özetledikten sonra biraz da ECB tarafında konuşup Hı. o şekilde yurt içine dönelim istiyorum. Çünkü yurt içine de baktığımızda oldukça tabii ki e, yoğun bir gündem içerisinde olduğumuzu belirtelim. Evet. Dün oldukça da veri akışlarının yoğun geçtiği bir gün zarfıydı. Haftanın dördüncü işlem günündeydik. Şimdi baktığımızda Avrupa Merkez Bankasının en şahin isimlerinden olan e, hozmun açıklamalarını takip ettik geçtiğimiz günlerdeki ve iki faiz indirimine işaret ettiği sinyalleri vermiş oldu kendisi yapmış olduğu açıklamalarda ki hatta üçüncü de olabilir diyerek ihtimalleri de aslında arttırmış oldu kapıları biraz daha açık bıraktı. Şu an piyasa kanısına baktığımızda ise Avrupa Merkez Bankasının ilk toplantısının 6 Haziran'da ilk faiz ilerine gidileceği konuşuluyor ki gelmiş olduğumuz bugün 31 Mayıs, Cuma dedik, haftayı kapatırken ayı da kapatıyoruz dedik. 6 Haziran e, zarfına da oldukça da az bir süre dilimi kaldı. Sizi beklentiniz nedir? Bu ilk sorum olacak ama ikinci olarak da Avrupa cephesinde olası faiz indirimlerinin başlayabilme ihtimali döngüsü bizim borsa ve Avrupa tarafındaki operasyonları olan şirketlerimize nasıl yansıyacaktır kısa ve orta vadede? Yani tabii Avrupa'da faizlerin incek ve iniyor olması tabii ki Avrupa'da yatırım ortamını biraz daha artırabilecek evet. bir gelişme ama burada Rusya'ya görmezden gelmemek Yok, gerekiyor. Yok saymamak gerekiyor tabii evet. Polonya çok ciddi bir tehdit olarak görünüyor. Rusya'nın o Polonya önümüzdeki dönemde olası bir müdahalesi artık Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa'nın işlerine kadar girdiğini gösteren önemli bir kapında. Artık hı hı. Rusya tarafından işgal edildiğini de gösterebilir. Yani evet oradan uzağız. Çok da böyle olumsuz şeyleri tartışmamak hı hı. gerekiyor ama Ukrayna'ya evet. da girebileceği hiç tahmin edilmiyordu, edilmiyordu Rusya'nın. Yani evet. bir gün sonra Ukrayna'daki operasyonu Rusya tamamlayıp Polonya'ya bir müdahale yaparsa hem NATO üyesi biliyorsun hem Avrupa Birliği üyesi bu anlamda zaten Rusya, Almanya, Avusturya orada birçok ülke çok ciddi bir tehdit altında da olabilir sevgili Müşra. Yani ama bu jeopolitik tansiyonu, riski standart sapması sabit değil. Yani hiçbir şey de evet. değişmeyecek, hiç savaş olmayacak varsayarsak Avrupa'daki tabii ki yatırım ortamını iyileştirecek hı hı. ve ötürklerin de ya da bizim oradaki ticaretimizi de artırabilecek bir gelişme. Çünkü yüksek faiz ortamı zaten Avrupa'yı teknik bir resesyona evet. keza Almanya'yı da sokmuştu ancak son datalarla birlikte özellikle son 7 ayda Avrupa'da enflasyonun %3'ün altında girdiğini gösteriyor. Tabii bu euro dolar paritesi şu anda bir tane faiz indirimini biz Öyle çok güçlü bir şekilde fiyatladığımız kanaatindeyim. Yani evet. 1.06.40'lara kadar getirdik. Ama sen Holzman öncülüğünde bahisleri arttırdın. 1 değil iki 2 değil, değil üç 3 <laughs> olabilir deyince Açık e, orada artı. insan ister istemez 1.03.80, 1.05 bölgesinde Hı -hı. hatta tekrar 1 do dolar, bir euro olur muyu tartışırız. Bu çok istenen bir tablo değil. Çünkü bir dolar 1 bir, bir euro, bir dolar değerine ne kadar çok yakınsamaya başladığı anda evet. Avrupa'da ihracatın pahalı hale gelmesi ve Avrupalı ürünlerin de maliyetli hale gelmesine sebep olur. Bu da ihracatı dış ticaret açığını Avrupa'nın negatif yönde baskılayacaktır. Dolayısıyla az önce Filiz da konuştuk. Evet Christine Lagarde'ın ve Avrupa Merkez Bankası'nın aslında bir kur hedefi yok. Hı hı. Kur hedeflemesi yok. Ancak önümüzdeki dönemde aşırı değer kaybeden bir euro olursa ben birazcık daha o Osmanlıların, Nagel'lerin, işte Oli Reyn'lerin diye o Şahin <laughs> abilerimizin daha güvercin daha güvercin taraftan daha tekrar eskisi gibi şahin tarafa geçeceğini düşünüyorum. Çünkü bir taraftan da dış şicareti düşmek zorundasın Müşra. Evet, Sadece tabii. burada faiz indirirken teknik resesyon vesaireden ziyade hı hı. bakıldığı zaman seni eğer cari açığını artıracak dış ticaret açığını artıracak bir Kur hedefi olduğunda da kur sonucu olduğunda da orada kur hedeflemesini sözlü olarak en azından hı hı. yönlendirmek isteyeceğiz. Ama her şeyi bir kenara bırakıp sonuçta 3 tane faiz indirimi için daha çok zamanımız var 2 evet. tane içinde. Evet. Haziran ayında faiz indirimi gelecek. Bunun büyük olasılıkla fiyatlandığını düşünüyorum. Hı hı. Ve bu tabloda özellikle FED belli ki ECB'den de İngiltere Merkez Bankası'ndan da geri başlayacak ve e, dolar endeksi bu beklentilerden dolayı muhtemelen yıl içinde 180 ile 106 50 bölgesi arasında Hı. bir harekette devam edecektir. Bu da güçlü doları Güçlü dolar teması Türk lirası gibi. Evet. Bizim gibi paraları baskılamaya devam eder. Yani Türk lirası ne hani aşağı gelir mi? Daha da 30 liranın aşağısı düşer miyiz? Çok fazla konuşuyoruz. Birincisi hem enflasyondan sebep kurda 37-40 lira arasını göreceğiz. Diğer taraftan da e, dolar endeksinin nispeten güçlü kalması euro gibi paralara karşı bizde baskılayacak bir başka sebep olacağını noktasına birleşebiliriz herhalde en fikir olarak. Tabii ECB IC tarafını, tarafını bu şekilde konuşurken ihracatçı noktasına değindik. Dış ticaret rakamlarına tabii ki bir sonraki konu olarak hemen değiniyor ve Murat Tufan'ın yorumlarını alıyor olacağız. Ancak baktığımızda ihracatçı şirketleri de bas aldığımızda şimdi kur nedeniyle aslında bir miktar kar noktasına baslandığını da takip ediyoruz ki, bu da tabii beraberinde Türk lirasının değer kaybetmesine izin mi verilecek aslında yoksa ekonomi yönetimi farklı bir perspektife mi ilerliyor sorusunda beraberinde getiriyor. ne e, Regülasyonla mı ilerleyecek noktasına değiniliyor. Bu konuşmalara genel perspektifte incelediğimiz tabirde ise ihracatçı şirketlerin yurt içine getirdiği dövize bozdurma zorunluluğu kalkmalı gibi yorumlar karşılanıyor. Gündem tarafındaki özellikle son zamanlarda sıklıkla karşılaştığım Ki bir tekrar konular bulmak zorunda kalmasın. Evet, yani şey evet. Lazım. Bekler misiniz böyle bir hamlesiz? Ya ben e yani şöyle para politikası şöyle bir şey değil yani bir taraftan ihracatçıyı düşüneyim bir taraftan Murat Murat'ı düşüneyim bir taraftan bir şu anın kolabını evet. düşüneyim. Yani bir tane hedefi var Merkez Bankası. Nın. O hedefi tekrar hatırlatmak lazım. İhracatçı, evet. rekabetçi kur vesaire. Bunları saçma sapan bu hedefleri şeye Hı -hı. koyduk yani Merkez Bankası'nın daha önce toplantılara maalesef evet. koyduk ve beceremedik. Yani o kuru, rekabetçi kuru vesaire onu ihracatçı düşübe lazım. Eğer şeffaf bir ekonomi politikası Uygularsan enflasyonu sadece yönetmek için para politikası ve para politikası araçlarını kullanırsan Büşra evet. zaten ihracatçı da önünü görür, ithalatçı da görür, sen de görürsün ben de görürüm. Biz daha öncesinde hiçbir şekilde önümüzü göremediğimiz için ihracatçı hani ben ihracatçının şöyle bir derdi olduğunu düşünmüyorum yani kur 40 olsun 50 olsun onlar daha stabil Hı -hı. en azından öngörülebilir ve faizlerin de öngörülebilir şekilde olmasını istiyorlar ki deposuna koyacağı ürün maliyetine doğru yapsın ya da deposuna koyduğu ürün işte ham maddeleri aldıktan sonra satışa çıktığı zaman satışına doğru fiyatlamadan yapsın. Daha satışa çıkmadan dolar kurunda biz ekstrem hareketler görünce tabii. onun maliyeti de değişiyor. Yani sürekli olarak bir değişkenlik oluyor. Ben bu bir bu açıdan tabii ki hı hı. rekabetçi kurs söylemini artık yede bırakmamız gerektiği kanaatte. Bir taraftan da bu bir maliyet de yaratıyor. Yani evet. Merkez Bankası yeri geldiği zaman dolar sattı, yeri geldiği zaman dolar aldırmış da oluyor. Nitekim şu anda Merkez Bankası eriyen rezervlerini en azından Hı -hı. bu rekabetçi kur e, politikasının vermiş olduğu rezerv kayıplarının önüne geçebilmek için tekrar bir dolar tarafında alım ve satım tarafında görüyoruz ama bunu bile ben yapmasını çok Hı -hı. doğru bulmuyorum. Ancak şu açıdan yine de hak veriyorum. Türkiye şu anda çok net bir şekilde bir stand-by anlaşması benzeri bir anlaşmayı imza atamadım bir eşim evet. Yani Çok net bir doğrudan yabancı sermaye girişi yok. Evet övgüler var. Evet bakıldığı zaman romantik cümleleri görüyoruz. Mehmet Şimşek'e dair işte ekonomimize dair. Ancak net bir şekilde Türkiye'nin bir swap anlaşması değil mi? Herhangi bir evet. Merkez Bankası üzerinden ya da Dünya Kurumu üzerinden görmedik. Bugün Dünya Bankası işte orman yakınlarımız için 400 milyon dolara yakın bir finansman sağladı. Ancak Türkiye özellikle doğrudan ve dolaylı bir yabancı girişi yok. Ancak Uluslararası Finans Enstitüsü raporuna baktığımızda o tarafta özellikle 2025 senesinde bu politikaların sonuç vereceği ve yabancı yatırımcında artacağına şahit olduk. Aynı zamanda bugün Bloomberg News'ün kaynağına göre Türkiye Haziran ayında gri listeden çıkma olasılığı evet. oldukça yüksek. Ve özellikle 2000 e, Haziran ayında e, işte 28 Haziran sanırım evet. Singapur'da yapılacak olan genel toplantıda bu olasılık var. Tüm bu olasılıklar bir anda Türkiye'ye Yabancı gelişlerini de arttırabilir Büşra. Evet. Yani orayı da takip etmekte fayda var. Bir beklenti oluşabilir ki Türkiye'nin görev listeden çıkma beklentileri üzerine de konuşmuş olduk. Doğurabileceği sonuçlar Hı -hı. üzerine de, de vurgulamış olduk. Şimdi dış ticaret açı rakamına baktığımız zamanın hani konuları biraz daha hızlı e, geçmeye Tabii. çalışıyorum süremizi daha kontrolü kullanabilmek adına, yorumlarınızı alabilmek adına. Dün karşıladık rakamlarımızı ve 9 ayın en yüksek dış ticaret açığı gelmiş olduğu gelen oranlarla Çünkü ve neden patladı, ihracatımız evet, yok, değil ihracatımız. mi Evet, ihracatımız. Sayın Bakan da konuya dair de bu durumun geçici olduğuna dair bir takım açıklamalarda bulundu. Hemen veri akışının Ardından Nisan'ın dış ticaret açığı 9.9 milyar dolara çıkmış oldu efendim. Hemen burada bir parantez açıyorum tabii ki. Siz nasıl değerlendirdiniz mevcut durumu? Ya iki tane sebebi var. Bir evet. tanesi tüketim hala çok sıcak. Tüketim malları talebinde biliyorsunuz ithalatında Ekstrem bir hareket vardı. O ekstrem hareket devam etti. sürece enflasyonda hız kesmenin, soğumanın hı hı. çok da mümkün olmadığına şahit olmuştuk. Nitekim insanlar enflasyon konusunda tam ikna olursa o talebin birazcık daha kırılabileceğini evet. de göreceğiz. Önümüzdeki dönemde bu tablo değişecektir. Ben Bakan Bolat'a, Sayın Bakan'a burada katılıyorum. Diğer taraftan Türkiye şu anda e, ihracatını kısarsa hı hı. ithalatı da birazcık daha azarıcık. Biz bence ihracat yaparken ithalatı patlatıyoruz. Yani evet. yani orada ithalata bağımlı bir ihracat kompozisyonumuz olduğu için aynı zamanda tabii maliyetler de çok arttı biliyorsun. Yani TL faizleri çok yüksek olunca o tarafta biraz yatırımcı için kredi noktası da sıkıntıya giriyor. Ben biraz daha kur hedefinin, enflasyon sürecinin, dezenflasyon sürecine geçtikten sonra bu tablonun değişebileceğini öngörüyorum. Ancak önce bir dezenflasyon sürecine artık girmemiz gerekiyor. Enflasyon rakamlarında bir bu ay biliyorsun rekor bekleniyor. Sonrasında da artık e, nasipse diyelim baz etkisinden dolayı. Orada bir düşüş olacaktır. O fiyat artışı yavaşladıkça insanlar enflasyonun indiği konusunda birazcık daha e, ee, ikna olursa ...tüketim talebinden ziyade daha yatırım ortamının ben iyileşeceğini düşünüyorum. Bu sadece şu anda Merkez Bankası'nın yapmış olduğu para politikasının bir sonucu olduğu kanaatini sevgili müşteriler. Peki kur kurumun mevduat tarafına baktığımızda yine dün aldığımız veriler bazında... ...kur kurumun mevduattan çıkış var şu an rakamlarımıza baktığımızda... Evet. ...ama son derece de ilme kaybetmiş pozisyonda olduğunu takip ediyorum. ki Yine baktığımızda döviz hesaplarından da çıkış söz konusu. Burada tabii kurdaki stabililerle yani senetkisi etkisi büyük diyebiliriz ancak... Asıl buradan çıkan para nereye gidiyor e, kafalardaki asıl TL soru işareti? Nasıl yorumlamak gerekir? Kalkan yani bir şey tarafından. gösteriyor TL mevduatların hem cazip olması hem de evet. KKM'de zaten artık <laughs> e, dolar kredisi oradan KKM'de çıkan parayı TL olarak aldığında evet. değil mi, döviz kredisi borçlandın oradan TL mevduata geçtiğinde TL mevduat faiziyle çok daha Hı -hı. iyi bir para da kazanabilirsin. Bence hem ondan hem de aslında enflasyonun artık düşme eğilimine gelecek olmasından dolayı Evet. İnsanların TL mevduatlarına geçişini düşünüyorum. Nitekim son 4 haftanın datalarına bakıldığı zaman yabancı paralardan ziyade TL mevduatlarına geçişin çok daha hızlı olduğunu gördük. 9 trilyon doların milyonun üzeri, 9 trilyon evet. liranın üzerinde bir TL mevduat hı hı. oranı var. E, yetmez, daha da gitmesi gerekiyor. Ancak e, aşırı değerli Türk lirası hı. da tabii ki bir, biraz e, bizim özellikle ihracat, itaat kompozisyonumuzu bozabilir. Ancak şu andaki tablo en azından dolarizasyonun belini... ...kırıldığına dair önemli bir işaret. Ancak kurun sabit kalması bunu net bir şekilde erken konuşmamıza da sebep olabilir. Keri Trade'e de fırsat evet. verdiği için orada da birikmiş bir aslında. Hı hı. Dolar talebi de karşılanıyor ama ben e, Merkez Bankası'nın faizleri arttırarak... ...artık TL mevduatlarının bir cazibe unsuru, borsa gibi enflasyondan korunmak için... ...önemli bir e, karar ve seçenek olduğunu yatırımcıya sunduğunu düşünüyorum. Ve bu yüzden de mudiler yani mevduat severler. E, buraya doğru kaymaya devam ediyor. Gönelebilir diyoruz. Evet. Peki rezervler tarafı da tabii ki bir diğer cazip konu. Şimdi ekonominin birçok kesiminde normal seviyelere dönmeye çalışıyoruz. Aslına bakarsak genel perspektifte ve çerçevede ki Bunlardan bir tanesi de tabii ki rezervlerimiz özelinde ilerliyor efendim. Dün de açıklanan verilere şöyle bir baktığımızda Merkez Bankası'nın büt rezervleri 142 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda bir e, hal vaziyet almış durumda. Ki yapılan hesaplamalara göre ise yine sıva net rezervlerde yaklaşık şu anda eksi 5 milyar dolar seviyesini yine gerilemiş pozisyonda diyoruz. Ee, yani oldukça aslında pozitife dönme meyillim. Haftaya evet. orası da değil mi? Art, Bu şekilde art, bir artı, artı geçen. nokta görebiliriz. Nasıl yorumlarsınız? Çünkü baktığımızda rezerv biriktiren piyasaya bir yandan da likit likitte enjekte ediliyor. Ancak da bir yandan <laughs> e, çekiliyor şu an baktığımız durumdaki vaziyette. Nasıl okumak gerekir? Ya, Merkez Bankası hep diyoruz ya o fabrika ayarlarının geri dönme çabası. Evet. Yani yapılan yanlışlar bence... Bir önceki dönemde de bu Merkez Bankası olsaydı biz şu anda enflasyonu çoktan belini kırmıştık Müşra. Yani evet. %40'lardan %30'lardan bahsediyor olacaktık. Şimdi Merkez Bankası para politikasının biraz gecikmeli etkileri hı. de var. Yani faizi indirip ve bütün ayarların olur ya böyle televizyonda işte renk ayarını, işte kontrastı her şeyi bozarsın evet. böyle. Açtığı zaman onunla bir uğraşırız. <laughs> Şimdi her şey bozulmuş ve biz böyle televizyonun yanına başına vurarak tekrar bir görüntüyü getirmeye Ahmet önce bir çalıştık. Evet ve o linkler onarılmaya çalışıldı. Çünkü insanlar mevduata yönelmemesi için bir politika faizi vardı. Hı. Orada faizi düşerek yatırım ortamı iyileştirmeye çalışıldı ama hepsinin aslında Türkiye ekonomisinde çok büyük bir zararları ve trilyonlarca liralık bir maliyet olduğunu gördü piyasalar. Evet. Şimdi Merkez Bankası o linkte tekrar onları işte şimdi şey diyoruz yani KKM'den çıkışlar hızlandı buradan çıkan para acaba nereye gidiyor tartışıyoruz. Evet. Yani insanların artık Türk lirasına güvendiği bir ortam var. Ee, ve kredi faizleri de işte mevduata yakın aynı zamanda Merkez Bankası'nın piyasa fonlaması Hı. haftalık olarak oldukça yakın, mevduat faizlerine yakın. E, tüm bunlar aslında Merkez Bankası'nın o söylemiş olduğu linkleri onarıyoruz. Hı. Yani parasal aktarım mekanizması doğru bir patikaya doğru girmeye başladı. E, bunlar sevindirici gelişmeler. Bunun en sevindirici gelişmesi şu, bir kere insanlar enflasyon noktasında artık Türk Lirası'nın ve TL varlıklarının iyi bir koruma aracı noktası ikna olursa Hı sürekli olarak kendi ürün ve hizmetlerine de zam yapmazlar. Evet. Yani artık enflasyonun kontrol altına alındığı ve fiyatlama davranışlarının da normalleşeceği beklentisi Hı. Ol olmaya başlıyor. Diğer taraftan bunun sonucu da insanlar böyle bir normalleşme olacak ol olmasa bile fiyatların artışından o kadar artık yorulup ve hı hı. artık harcama yapamayacak noktaya gelir ki maliyetlerden dolayı evet. geliri yetmez. Orada ekonomi soğumaya başlar. Şimdi biz iki tane şey göreceğiz. Bir tanesi TL mevduatlarında artış devam edecek. Bir tanesi de eşgüdümlü olarak ekonomide soğuma devam edecek. Bu ekonomik soğuma tabii ki Türkiye'yi bir stagflasyon sürecine getirecektir. Bugün büyüme rakamını karşılayacağız. %6.5 gibi bir e, evet. daha doğrusu 5.6 gibi bir e, değil mi? Büyüme rakamı var. Ee, ...bir izleyicimiz de şey diyor yani kimsenin TL güvendiği yok... ...menfaatinden dolayı hı hı. E, faize geçiyorlar. Yani hem menfaatinden dolayı hem güvendiğinden dolayı. Yani izleyicimiz gayet haklı olabilir. Evet. Ama burada en azından menfaati uğruna bile TL faizle mevduatına geçiyorsa... ...bu da dolarizasyonun önüne geçmek için bir sebep. Yani o ya da bu şekilde en azından TL mevduatı bir unsur olduğunu gösterdik. Ondan önce TL mevduatına girmek için hiçbir sebep yoktu. Yoktu tabii. Değil mi Müşra? De yani bu... Ee, biraz daha en azından TL mevduatlarına geçiş dolarizasyonu ve dolar talebini kıracak önemli bir etkendir. Ha ne olacak? Evet, stagflasyon olacak. Evet, emeklimiz maalesef hı hı. enflasyon altında daha da ezilmeye devam edecek. Evet. Sen de, ben de, hepimize tüm orta ve düşük gelirli grup hı hı. E, vergi adaleti dağıtılacak mı, dağıtılmayacak mı? Bunları konuşacağız. Yeni vergiler gelebilir. Evet. bunların hepsi yeni vergilerin hem kurumlara hem de bizlere gelecek olması ekonomik durgunluğun en temel sebepleri işsizlik kartacak. Şimdi acı faturayı biz ödemeye daha başlamadık. Henüz erişmedik. Evet. Erişmedik. Hı hı. İşsizlik artmadı. Genç nüfus işsizlik artacak. Birazcık daha emekliliğimiz ve maalesef asgari ücretli emekliliğin bu zamların altında evet. daha da ezileceğiz. Bundan çıkabilmek için daha zaman var Büşra'cığım. Biraz daha dişimizi sıkmamız gerekiyor maalesef. E, evet, tabii şimdi süre zarfından bahsederken yabancı giriş noktasında az önce değindik. Hemen o noktaya da değinip kısaca oradan kısaca da bir bitcoin yorumu alacağım sizlere. Oldukça tarif var çünkü bitcoin'i Murat Tufan'a soralım seyir Sen nasıl ilerleyecek. Ben hisse senetlerinden. Ben çıktım şu an tam diyemem ama bitcoin'e de e, evirdim biraz portföyümü açıkçası. Takipteyim şu anda yakın takipteyim. Yani, evet. Cevabınızı ben de o yüzden oldukça yakından bekliyor olacağım. Ee, şimdi biz yaklaşık son bir yılda normal politikalar içerisindeyiz. Önceki yıllara nazaran tabii ki ki e, bu süre zarfını yine baz aldığımız yaklaşık 10 milyar dolar sıcak para girişi yaşandığının hesaplanıldığını takip etmiş oldum. Bunun bir kısmını tahvil tarafına bir kısmını hisse tarafında olduğunda belirtelim çok tabii ki. Değil daha mi? fazla, fazla fırsat tabii ki tahvil tarafında bir ağırlık mevcut. Ve sürekli haftalık olarak karşıladığımız veriler nezdinde incelediğimizde de hisse noktasında istikrarlı bir şekilde aslında yabancı girişin olduğunu söylemek pek de mümkün değil. Bir hafta giriş, bir hafta çıkış yani tarzı oluyor. Girsinler sıkıntı değil. Biz vize uygulamıyoruz öyle Avrupalıların bize yaptığı Evet. <gülüyor> <gülüyor> Biz de girersin çıkarız. Yeter ki <laughs> serbest piyasa şeylerinden taviz vermeyelim. Yani burası bir serbest piyasa. Evet. Hani kontrol... Tabii ki kontrol, illaki regülasyon, hukuki zemin olacak. Ama biz ürkütmediğimizi de gösteriyor. Ya ben Keletret'e e de karşılayayım. Yani Keletret'ten ziyade Türk dolarını TL almıştır, satmıştır. E, yeter ki insanları ürkütmeyelim. Yabancı burada doları da alıp satılabileceğini görmesi lazım. Borsaya da girebilir. Şimdi borsa yatırımcısının zaten yabancıyı çok sever borsa yatırımcısı. Evet. Hani çünkü uzun vadeli biz stotist kağıtlarına girecek. Daha uzun vadeli kalıyor vesaire. Bizim burada önemli olan... E, Artık bundan sonrasında yabancı evet. adımlar swap hamlesi gibi ya da başka hukuki düzenlemeler gibi ya da yarın bir gün Sayın Cumhurbaşkanı kafası esip Sayın Merkez Bankası Başkanı Sayın Karahan'ı görevden almaması gibi noktalarda adımlar atmamamız lazım. Tek riskçi olabilir. Kısa vade bir erken seçim. Ben bir erken seçimin de ...gündeme gelebileceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı seçilmesi için formüller üzerinde de anladığım kadarıyla Ankara çalışıyor. Siyasetten ve muhalefetten aldığım sinyaller o. Çok da kafam politikaya basmaz. Hı hı. Ancak genel gördüğüm nokta hem bir anayasa değişikliği referandumla yoklanacak Türk halkının nabzı. Bir taraftan da e, erken seçimle en azından e, Sayın Cumhurbaşkanı tekrar meclis bu erken seçimi önerirse... E, evet. biliyorsun e, tekrar seçilmesi önü açılmış olacak. Ben böyle bir belirsizlik olmayana kadar Hı -hı. TL varlıklarındaki genel görüntünün gayet olumlu olacağını düşünüyorum sevgili Büşra. E, bu gelen para e, ilk başta sıcak gelir, sonra reel sektöre gelir, sonra borsaya gelir. Borsaya gelen çıkar, reel sektöre yatırım yapar, bir şirket evet. satın girer girer. Yani bunların bir doğrusu ya da bir matematiği yok. Yani o yüzden çok da ön yargılı olmamak lazım. Hı -hı. Oradan geldi, şuradan geldi. En azından gelsin, Sağlıklı bir para. Türkiye'nin işte birazcık daha bu anlamda evde doğru yaptığını da gösterir. Sonrasında zaten önemli olan biz bunu nasıl tutabiliyoruz? Evet Sayın, sağlıklı olması ve tutabilirlik aslında. Tabii. Bu şeye benziyor yani. ya turist geliyor 100 dolara harcıyor. Evet. Önemli olan biz ona ne kadar harcattığımız. Diyoruz. Aynı şey mi? İyi bir paket satarsak evet. daha fazla da alabilirler bu arada. Tabii şimdi tabii swap kanallarındaki kısıtlamaların da gevşemesine dair başlıklar da son zamanlarda gündemde oldukça öne çıkan başlıklar arasındaki geçtiğimiz günlerde Sayın Bakan yine bir takım açıklamaları vardı bu konu üzerinde. Ee, çalışmaların gerçekleştirildiği noktasında sürecin biraz daha hızlandırıldığı şeklinde paylaşımlarda evet. yapılmıştı. Sizce swap kanalları bir, bir an önce açılmalı mı yoksa belli bir görünüm saldıktan sonra Ama mı ben... bunu yapmak daha mantıklı? Bu. Ee... PDAP pey, zamanı geldi zaman her Hı -hı. şeyin adım olarak devam etmesi gerektiğini savunuyorum. Dediğim gibi hiçbir polisiye tedbir yanında değilim hem enflasyon noktasında evet. hem de diğer konularda bir izleyicimiz az önce yorumda paylaşmıştı. Orhan Bey'in yorumunu nereye Hı -hı. koydum? Az önce şu YouTube'u da beceremiyorum. Yani <laughs> e, yorum kısımlarında Orhan Bey emeklimizi düşünmek gerekmez mi diyor. Evet. 80 yaşında emekliyiz. Yani ben zaten o fikirdeyim. Yani Tabii katılıyoruz. Yani emeklerimizi zaten ezdirmememiz tamam. gerekiyor. Dün de bunu konuştuk. Evet. Maalesef e, şu anda ekonomi yönteminin en e, kolay yaptığı şey enflasyonun faturasını sana bana ve emeklilerimizi ödettirmek yani. 3 Üç, üçü etkiliyor. Tercihi de değişmiyor. 12.500'de gibi bir e, ee, enzamdan bahsediliyor ama açlık sınırı 20 bin lira oldu değil mi? Evet şu anda hemen baktığımız, yani. şöyle Mayıs ayı açlık ve e, yoksulluk sınırına tabii ki Murat Tufan'ın söylemiş olduğu gibi aktardık. 12 aylık %83 artmış e, mutfak enflasyonu diyoruz. Aylık %7, yıllık ortalama %79 ki 4 kişinin dört e, 4 kişilik bir ailenin Gıda harcama, tutarı yani bunu açlık sınır diyoruz efendim 18.900 TL verilmiş bulunmakta ki bununla birlikte gıdayla birlikte diğer tüm harcamalara baktığımızda ise. Haneye girmesi gereken toplam gelir tutarı yani yoksulluk sınırı 61.788 TL oldu. Asgari ücret 17.000 TL ki yani geçim standartı olmaktan çıkmış bir vaziyette asgari ücret noktası yani diyoruz. Yazık ya hep diyorum evet. ya elin İngiliz'e emeklisi evet. işte geliyor burada tatilini yapıyor orada aldı emekli maaşıyla hı hı. çatır çatır. Biz de KYK yurtlarında emeklerimizi Yaratmaya yani Işte maalesef evet. hiçbir değer vermediğimiz gibi yaşlarımıza da evet. yani yaş olarak da değil. Yani sonuçta Büyüklerimize diyelim yani her emekli olan çalışmak isteyenler de var ama bu ülkeye emek vermek, bu ülkeye değer vermek hiç bu kadar ucuz olmamıştı. Acilen e, şu hatalardan geri dönmek gerekiyor. Yani illa ihracatçı, illa rekabetçi kur diye diye ülkedeki bütün emeğimiz değerimiz maalesef evet. çöp oldu. Biz de Urla'ya sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Orhan Bey'e. Evet. E, İzmir Urla ediyoruz. ne güzel değil mi? İzmir'de insanlar yaşıyor. Biz İstanbul'da. Evet. İskanıyor musun? Tabii ki. Iskanmaz olur muyum? <laughs> Ege'nin tabii ki havası bir başka Kesinlikle. oluyor. Kesinlikle. Şimdi son bir dakika içerisindeyiz. Yönetmenimiz uyarıyor bizi. Ancak söz verdiğim için sormak durumundayım. Tabii ki çok daha uzun bir süre zarf ayırmak gerekiyordu Bitcoin tarafına. 68.343 dolarlardan işlem gerçekleştiriyor ki 55.000 dolarlara kadar gevşedikten sonra 70.000 dolarlar üstüne kılıcın sağlaması. Yeni boğa sağlaması. geliyor mu? Boğa geliyor mu? Aynen evet, yeni yani. boğa geliyor. Diyor. Hiç seni yormayayım. Tabii, evet. Niye buralardı? Alalım. Bu belli ki düşmeyecek. <laughs> 65 bin, 55 bin dolar bandında tutulması bu haftalık kapanışla yani 68 milyon dolar üzerinde yaparsa yeni ATH'nin öncü göstergesi evet. Bitcoin'de muhtemelen yeni zirveleri göreceğiz. 50 kulağındadır birkaç güne gelir. Ethereum'da da aynı şekilde göreceğiz. Yani izleyeceğimiz anladı bence. Biraz Seviye daha rahat söylemeye olabiliriz gerek yatırımcılar <laughs> tarafına. Ben de. Evet Aynen. şu an günü artık güzel başladım bu bilgiyle birlikte. Oldu mu? Ya, tabii ki oldu. Tamam. Ağzınıza emeğinize <gülüyor> sağlık. <gülüyor> Senin Değer sağlık. kattınız. Enerji kattınız. Sen. Sabahın Çok ilk saatlerine Murat Tufan'la birlikte başlamış olduk. Efendim e, güzel güne diyoruz ve haftanın Son işlem günündeyiz. Beklenti raporu programını bu an itibariyle noktalandırıyoruz. Tekrardan görüşmek dileğiyle diyoruz efendim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.